Tabiri caizse savunma sektörünün flash transferi diyelim. TÜBİTAK SEGE'nin bugünlere gelmesinde Gürcan Bey'in çok büyük katkısı vardı. Şimdi Aslan'da TÜBİTAK'ta bir sürü projeler geliştirildi. Türk savunma sanayine çok önemli ürünler kazandırıldı. Şimdi de Aslan'da üretim diyoruz. Ya bir çıktınız, bir sürü ürünlerin lansmanı gerçekten çok hızlı bir şekilde geçiyor. Gürcan Bey hayırlı uğurlu olsun. Aslan'daki göreviniz. Siz zaten farklı bakan, yüksekleri hedefleyen bir insansınız. Burada da galiba bir sürü ürün göreceğiz. Neler yapıyorsunuz? Bir sizden özet alalım. Evet. Tabii şöyle bir kısa özet geçelim. Esasında Aslan grubu 40-45 yıldır mekanik seri üretim işi içinde olan bir firma. Ailenin ana işi mekanik seri üretim, ağır iş makinesi, yedek parça sektöründe. Yıllardır 16 bin çeşitten fazla parçanın üretimini yapmış. Caterpillar'ın etkili önem servisi, başka iş makinesi firmalarıyla yoğun çalışmalar yapmış ve her zaman ihracat odaklı. Çok yüksek rakamlarda ihracat yapmış bir firma. 2016'lardan sonra savunma sanayinde çalışmalara başlıyor. Yine öncelikli mekanik seri üretim ağırlık. Tabii süreç geliştikçe şu an Gerede de bir patlayıcılar, enerjik malzemeler üzerine de bir altyapımız var. Ama ana odağı seri üretim olan hem mekanik hem de patlayıcısıyla beraber tam atım mühimmata doğru giden bir yolda ilerliyoruz. Şu an esasında en çok yaptığımız iş işte MK serisi mühimmatların mekanik gövde üretimleri ve bu sene itibariyle artık onların dolumları. İşte 155'likle ilgili bir yeni yatırıma başladık. Şu an dünyanın en popüler mühimmatlarından. Sağ olsun Ukrayna Savaşı diyoruz. Evet, Ukrayna Savaşı dengeleri değiştirdi. 155'lik, 122'lik yine bu ürünlerin üretimiyle ilgili bizim projelerimiz başladı. İlk üretimler 2025 yılında başlayacak. Tabii sektörü yakından takip ediyoruz. İhracat hep odağımızda. Bu fuarda da daha önce bahsetmediğimiz, çok lanse etmediğimiz Rus tipi uçakları kullanan ülkelerin pazarına hitap eden. O ülkeleri söylemiyoruz galiba ama. Yo, esasında çok gizli değil. Yani Afrika'da yaygın esasında. Orta Asya, Türkiye Cumhuriyetler. Bu bölgelerde Rus uçaklarını kullanan ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik. Hani MK serilerinin, Batı NATO standartı MK serilerinin Rus versiyonları dediğimiz FAP, OFAP bombalarıyla ilgili üretimlere de başladık. Resmi sözleşmelerimiz var. Her zaman için bizim ama ihracat önceliğimiz ön planda tutuyoruz. Sadece yurt içi tabii, yani kendi Milli Savunma Bakanımız, kendi ordumuzun her zaman emrindeyiz. Ama ihracatı yurt dışı piyasalarda çok yakın takip ediyoruz. Dünyada tabii dengeler çok değişiyor. Özellikle 155 konusunda siz o normal yapmazsınız. Onlara bir şeyler takarsınız. Geliştirmek, farklı hedef hassasiyetini arttırmak gibi konulara eğildiniz mi? Ne durumdasınız onunla ilgili? Şöyle söyleyeyim, tabii öncelikli biz her zaman seri üretim ve çok yüksek rakamlarda üretimi sağlama amacındayız. Esasında bilinen ama son zamanlarda iyice artık tekrar gündeme gelen meşhur bir Amerikan generalin sözü var biliyorsunuz. Yani amatörler takleri, profesyoneller lojistiği konuşur diye. İşte lojistik dediğimizde esasında üretim ve savaş sahasını geriden besleyebilmek. Biz önceliğimiz seri üretimde çok yüksek rakamlarda tekrarlanabilir maliyet etkin seri üretimi yapabilmek. Biz 155 konusunda yıllık 360 bin adet hedef koyduk. Bunun ilk yarısı işte 20 kilometre, yarısı 40 kilometreye giden versiyonları. Bizim burada tabii farklılık katacağımız alanlar, birincisi farklı tip harp başlıkları. Yani 155'liklerde standart TNT kullanılır. Biz bunun daha yüksek enerjili ve duyarsız versiyonları, PBXN tabanlı plastik patlayıcılar dediğimiz patlayıcılarla doldurulan harp başlıklarını çalışıyor olacağız. Bu bir. Bunun dışında da tabii 56 ve 76 kilometreye giden, yani uzun menzilli ve çok uzun menzilli 155'lik mühimmat konusunda çalışmalarımız olacak. Güdüm konusu da tabii belki bir sonraki versiyonda güdümü de çalışacağız ama dediğim gibi birinci öncelik çok yüksek rakamlarda istenen kalitede üretmek, sonrasında da daha uzun menzillere ulaşmak. İzleyicilerimiz diyebilir ki ya bu üretilebilir çok miktarda ama mühimmat üretmek neden zor? Biz sizin ağzınızdan soranlara ben Gürcan Bey böyle diyor diye ileteceğim onu. Ya tabii mühimmatın kendi içinde çok farklı dinamikleri var. Mekanik sistemleri olsun, patlayıcıları olsun. Bir kere bunun isterleri çok daha farklı standart sivil sektördeki işlere göre. Raf ömrü çok önemli. Güvenli bir şekilde kullanılması çok önemli. Çünkü bunu kullanan yine bizim kendi askerimiz veya yurt dışına da satsak işte dost müttefik ülkenin askerleri. Gerektiğinde uzun yıllar raf ömrü olması lazım. Ama ihtiyaç olduğunda da hazır ve çalışır durumda olması lazım. Güvenilirlik çok ön planda. Bu bakımdan yani mühimmat üretimi, esasında seri üretim temel olarak zor bir iş gerçekten. Yani çok yüksek rakamlarda seri üretim. Ürettiğiniz yani, önemli değil. Seri evet, üretmek. Seri üretim zor. Yani bugün belki savunma sanayimizde de en öncelikli konu hem dünyada hem de Türkiye'de konuşulan ürünleri istenen miktarlarda çok yüksek rakamlarda üretebilmek. Biz bu bakımdan buraya odaklandık. Biz tabii çok fazla ürün var ama kendi odaklandığımız ürünlerde öncelikle yurt içi isterleri karşılayabilmek, sonrasında da ihracat yapabilmek ve yüksek rakamlarda
rakamlarda ihracat yapabilmek. Buna odaklanmış durumdayız. Gürcan Bey çok teşekkürler. Fuar sırasında böyle bir ayaküstü yakaladık sizi. Röportajımızı aldık. Diyelim ki bir sonraki artık fabrikayı görelim, üretim hattını görelim ve orada sizle daha uzun bir röportaj çekelim. İnşallah sizleri hem Sincan fabrikamızda hem de Gerede altyapımızda ayrıca ağırlamak isteriz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun Gürcan Bey. Hadi.